Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. ABD ordusu vurulduğunu açıkladı. Suriye devletinde üstüne roket saldırı olduğunu bütün dünyaya bildirdiler. ABD'nin Orta Doğu'daki işgal askerleri müdahalesinden sorumlu olan ABD Merkez Komutanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Suriye'deki Şattani üssüne roketli saldırı yaptığını kaydetti. Suriye'deki işgal üssüne bir dizi roket isabet ederken ABD ordusu herhangi bir yaralanma, hasar olmadığını da ifade etti. CENTCOM sözcüsü Albay Joe yaptığı açıklamasında bu tür saldırılar koalisyon güçlerini, sivil halkı riske atıyor. Suriye devletinin ve bölgenin zor kazanılmış istikrarını ve güvenliğini baltalıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi ana vatan Türkiye, Suriye'ye karşı ülkemizde yapılan hain saldırıdan sonra büyük bir operasyon başlatmıştı. Pençe Kılıç Hava Harekatı ile beraber ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğimiz teröristlere nefes dahi aldırmazken, her bir terörist öldürüldüğünde sesi ABD'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Rusya'dan gelmeye başladı. Çünkü bunları çok güzel bir şekilde destekleyen bu ülkeler, ana vatan Türkiye'nin bunları yok etmesiyle beraber tam manasıyla oyunları bozulmuş oldu. Ancak ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında ne ABD, ne Rusya, ne Almanya, ne Fransa hiçbir ülkeyi dinlemeyeceğiz. Her bir masum vatandaşımızın hakkını bu teröristlerden alacağız, intikamımızı yenileyeceğiz şeklinde büyük bir açıklama yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, Allah Türk ordusunu korusun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda sizlerle takipçilerimizle buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.